Herkese merhaba, YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tavuklu börek tarifi paylaştım. Yapımı hem çok basit, hem pratik, hem de inanılmaz derecede lezzetli. Tattıktan sonra da iyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz ve aynı zamanda bu videoyu bütün sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Onlar da denediğiniz zaman eminim çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 750 gram tavuk göğsü var. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi doğrayacağımız bütün sebzeleri et de dahil minik minik doğramaktır. Bu yüzden bu detay çok önemlidir. Tavuk göğsünü doğramak gerçekten de çok basit. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ellerimle iyice bastırıyorum ve bir bıçak yardımıyla da hemen kestim. Ardından da şeritler ve de küçük doğramaya devam edeceğim. Hem çok doyurucu, hem çok lezzetli, hem de pratik bir börek tarifidir. Benim yıllardan beri yapmış olduğum bir börek tarifidir. Yiyen herkes eminim çok beğenecek. Dediğim gibi de iyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok önemlidir. Ve bu böreğin olmazsa olmazı kapya biberdir. Kapya biber gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bu miktarlar için toplamda 3 tane kapya biber kullandım. Ve yine kapya biberleri de küçük doğrayacağım. Börek tarifim için gerekli olan malzemelerin tamamını hazırladım. Şimdi hepsini yüksek ateşte sotelemeye başlıyorum. Ocağın altını açtım. Şu anda yüksek ateşte hiçbir şekilde yağ ve su koymadan görmüş olduğunuz gibi tavuk göğüslerinin tamamını tencereye aldım ve ara ara karıştırarak suyunun çekilmesini bekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Şimdi yarım bardak ayçiçek yağı ve küçük doğramış olduğum kuru soğanları ilave ediyorum. Ve peş peşe diğer malzemeleri vereceğim. Her malzeme için 1 dakika vereceğim. Yani kuru soğanları yüksek ateşte 1 dakika boyunca soteledikten sonra ardından yeşil biberleri ilave ettim. Yine 1 dakikanın sonunda da diğer malzemeyi vereceğim. Bu arada yüksek ateşte olması gerekiyor. 1 dakika boyunca yeşil biberleri soteledikten sonra şimdi kırmızı biberleri ilave ettim. Toplam 2 tane yeşil biber, 3 tane kapya biber ve ardından da patates ilavesi yapıyorum. Kapya biberleri 1 dakika kavurduktan sonra hemen küçük yine doğramış olduğum bir tane orta boy büyüklüğündeki patatesleri ilave ettim. Yine yüksek ateşte 1 dakika boyunca kavuracağım. Bu arada patates tamamen bir tercihtir. Zaman zaman patatessiz de yapıyorum. Burada tercihi tamamen size bırakıyorum. Patatesli olunca birazcık daha bereketli oluyor. Lezzetli de oluyor tabii ki de. Yani dediğim gibi burada patatesi tamamen sizlerin tercihine bırakıyorum. Ve yine patatesleri de 1 dakika boyunca kavurduktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kırmızı pul biber, çay kaşığının ucuyla karabiber ve 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ilavesi yaptım. Son olarak tuzunu da ilave ettikten sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Ve artık iç harcımız hazır. Ocağın altını hemen kapattım ve hızlı soğuması için de bir tepsi aldım. Şu anda iç harcı tam pişmiş değil, yarı çiğ. Zaten börekle beraber fırına girdiği zaman pişecek ve lokum gibi olacak. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli bir börek için iç harcı oldu. Böreğin iç harcının soğumasını beklerken ben de hızlı bir şekilde hemen yufkalara süreceğim. Sos hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 3 tane yumurta kullandım. 2 tane yumurta sarısını ayırdım ve burada toplamda 3 yumurta akı ve 1 tane de yumurta sarısı var. Malzemeleri güzelce çırptıktan sonra ayçiçek yağını ilave ediyorum. Toplamda görmüş olduğunuz gibi 1 su bardağından 1 parmak eksik ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Ve ardından da 1 bardak süt ilavesi yaptım. Bu sosu biraz sonra yufkalara süreceğim ve gerçekten de inanılmaz derecede lezzet katacak. Zaten videomun sonunda da göreceksiniz. Şimdi hemen yufkaları da hazırladım. Burada toplamda 4 tane yufka var. Yufkalar çok ince olduğu için 2 katlı ben yufka kullanacağım. Bol miktarda hemen hazırlamış olduğum sosu bir fırça yardımıyla iyice sürdüm. Bol miktarda sosu kullanabilirsiniz. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli bir börek olacak. Bu arada şunu da hemen belirtmek istiyorum ki eğer sizin yufkalarınız ince değilse birazcık kalınsa tek kattan da yapabilirsiniz. 2 katlı yufka kullandım. Bol miktarda üstüne de bol miktarda yine yufka sürdüm. Ve iç harcını görmüş olduğunuz gibi bir kaşık yardımıyla hemen seriyorum. Bu arada malzemeleri küçük küçük doğramak çok önemlidir. Eğer büyük doğramış olsaydık çok kaba duracaktı. O yüzden küçük küçük doğramak çok önemlidir. Yumurta sarısı sürdükten sonra hemen tepsileri peş peşe fırına vereceğim. Toplamda 2 tepsi börek olacak. Ve tepsiyi fırından çıkarttım. Şöyle hemen sizlere yakınca göstermek istiyorum. Gerçekten de nefis bir börek. Çok doyurucu bir börek. Biraz sonra içinde yine detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada 200 derecelik fırın ayarında pişti. Ortalama 35 veya 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Hem çok doyurucu hem çok lezzetli bir börek tarifi. Misafirlerinize özel günlerde sahur için bu börek tarifini yapabilirsiniz. Ev halkı için bu börek tarifini yapabilirsiniz. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli. Herkes tarafından çok beğenilen bir börek tarifidir. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçi bol malzemeli ve yufkanın sosu gerçekten de çok güzel yakışıyor. Asla yavan bir börek olmayacaktır. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten görüntü her şeyi anlatıyor. Çok güvendiğim ve yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. Sizler de hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun da burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.